Evet. Herkese yeni bir YouTube videosundan merhaba diyorum. Size mekandan merhaba diyeceğim. Yine bir İstanbul gezimin tam ortasındayız. Spontan bir şekilde İstanbul'a geldim. Spontan bir şekilde geldim dediğime bakmayın, bir aylık falan geldim. Şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Bir martı arayacağım. Size günlük hayatımdan, burada İstanbul'da yaşadığım hayatımdan birkaç sahne göstermek istiyorum. Eğer caddeye iniyorsam, evim çok yakın olduğu için hiçbir şekilde araba çıkarmam. Direkt bir tane martı kaparım. Şimdi yakınlardaki bir martıyı bulmaya çalışacağım. Onun için telefonumu çıkartıyorum. O kadar özlemişim ki şu an kendimi caddeye nasıl atıyorum bilemezsiniz. Bakalım şimdi. Yakınlarda nasıl bir martı varmış. Uygulamasına giriyoruz. Şöyle hemen bakalım. Şu an olduğum yer burası. Zaten şu an mevki olarak da o kadar çok martıya uygunum ki. Dur bir dakika. Şöyle döndüğümde ne oluyor? Yanlış. Böyle döndüğümde tamam. Bakalım orada bir iki tane martı varmış. Nelerle karşılaşacağız? Bu sokağın sonunda evet yaklaşıyor gibi duruyorum bakın. Ona doğru yaklaşıyorum. Şimdi bahsedeyim birazcık. Bugün normalde Mustafa'nın maçı var. Maça gidecektim. Onun için bayağı hazırlandım. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı. Ama maalesef ben daha henüz 2 doz aşı olmadım. İlk dozum olduğu için beni almadılar. Böyle olunca da maç iptal oldu. Ben de dedim ki hadi gel madem böyle bir cadde turu yapalım. Telefonum biraz bozuk gibi. Ben telefonum evimden ötürü, Kayseri'deki evimden ötürü çekmediğine inanıyordum. Ama onun evimle hiçbir alakası yokmuş. Telefonda bir problem varmış. Gideceğim. Caddedeki Apple'ı da çok merak ediyordum. Bir telefonu göstereceğim o sırada. Bakalım. Hah buldum mantıyı bakın. Dırırın. Gel bakalım Düldül. Hadi bakayım. Şimdi sürüşe başla diyoruz. İleri. İleri. Şimdi bakın gösteriyorum martıyı bilmeyenler için. Buradaki QR kodu okutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 7 saniye içinde başla. Başla. %59 şarjı varmış. Bu beni götürür. Şu an başladık. Evet buradan sonrasına maalesef çekerken devam edemeyeceğim. Sürüş başlıyor. Caddeye indiğim gibi tekrar devam edeceğim. Şimdi geldim. Daha fazla yani birazcık yaklaştım. 5 dakika mesafe. Kar kalabalık bir cadde. Bugün bir pazar günü. Şimdi bunu bitiriyorum ve Apple'a doğru yürümeye başlıyorum. Bakın şöyle fotoğrafımı çekip şöyle bitir dedim. Gördünüz bitti. Bu kadar kolay ve dünyanın en müthiş şeyi bence. Apple'a doğru yürüyorum. Bu Apple ben Kayseri'deyken açıldı. Daha önce yoktu. Cadde o kadar kalabalık ki insanları zebellah gibi 2 metre boyumla bir martının üzerinde hepten böyle hani çekilir bir dert olmuyorum. Şimdi o yüzden daha fazla insanları darlamamak için arabayı park ettim. Yusra arabayı diyorum. Öyle öyle kesin arabaylasındır. Düldülümü park ettim. Yusra tabii ki bir burjuva olduğu için ölse martıya falan binmez. Şaka bir yana kendisinin evi Çengelköy'de olduğu için buraya martıyla 4 günde gelir. Benim yakın olduğu için birazcık da kullanmıyorum. Sürekli kullanıyorum gerçi. Hatta bir gün acı bir hikaye. Hamileyim. Ne cesaret. Ahmet'e ve böyle 6 aylık falan hamileyim. Belki 7. Yok 7 değil. 6 aylık hamileyim. Abartma. Ondan sonra çocuğa birkaç bir şey almam gerekiyor. Onları aldım ve poşetleri de şeye taktım. Martın iki koluna. Ama biraz ağır. Yani hem Almir'in alışverişi hem Ahmet'in alışverişi. Tam evin oraya geldim. Araba böyle önümü kesti. Tam ona yol vereyim derken bütün poşetlerim yırtıldı. Yeni Almin alıştırma kilotları. Ahmet'in zıbınları. Araba üstünden bir tur geçti. Aa bir dakika ya bırakın şunu. Bir sıra var. Bu gerçek mi? Halüs mü görüyorum? Allah'ım inşallah halüs görüyorumdur. Ay Yusra'ya şu an kamera şoku bir dakika. Merhaba. Kameraman merhaba demek ister misin? Merhaba. En yakın arkadaşım Yusra'yla tanıştırayım. Şu an bir kavuştay mıdır? Şu an ilk defa karşılaşıyoruz. Halüs mü görüyoruz Yusra? Bu gerçek mi? Bence gerçek. Hiç olmadı kadar gerçek değil mi? Karşımın güzelliğini görüyorsunuz. O benim prensesim. Ben ne kadar ruh hastasıysam o kadar sakin. Sence ilk defa mı bu? Yaşanıyor. Bakalım şimdi. Aa buraya ilk defa geliyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu şu an Türkiye'deki ilk outdoor Apple. Bayıldım. İçine de girince çekeceğim. Telefonum bozuldu. Bozuk telefon satmasınlar o zaman. Bak şimdi neler yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Giremedim. Yani hani nasıl bir posta koymaktı o gördünüz mü? Görün bakalım neler yapacağım şimdi. Giremedim ama dedi ki o benim iyi niyetimi düşündüğü için sen dedi burada hiç bekleme Sena. Ben sana 11.30'a randevu vereyim çünkü üzülürüm sen beklersen. Ayıp olur dedi. Buraya kadar gelmişsin seni bekletiyor ki çok iyi fikir. Tamam ya gelirim ben yani 11.30 dedim. En sevdiğim cadde lezzetlerinden bir tanesi TUSA'ya doğru yürüyoruz. Kardeşim ayağına postal giydiği için birazcık zorlanıyor ama olacak yani. Gideceğiz. Gidince TUSA'da en sevdiklerimi Yusra sorun çıkarmaz da uyarsa yiyeceğiz. Çünkü kendisi sadece suyla falan besleniyor. Hiçbir şey yemeyen bir insan.
iki tane hamburger geldi. Bu hamburgerlerin bir tanesi Dux diye geçiyor. İçinde değişik bir sosu var. Bunun içinde de keçi peyniri ve vişne reçeli var. Bunu söylediğimde olacaksınız biliyorum ama gerçekten dünyanın en güzeli. Bu değişik panelenmiş bir soğan halkası. Sanırım içinde rezene falan var. Bu da evet, bu bir vlog kamerası. Çok içinde izliyorlar. Bu da chili cheese fry diye geçiyor. Üstünde kaburga, yani kaburga eti, cheddar, ayrıca patates var. Birazdan da acılı tavuklu mac and cheese gelecek. Şimdi yavaş yavaş yemeye başlıyoruz. O gelince onu da çekeceğim. Diğer efsaneler de geldi. Bu da mac and cheese, üzerine acılı tavuk koymuşlar. Yeni edition'ı böyle. Normalde bu yoktu, yeni gelmiş. Bu da efsane. Kendimize salep aldık. İndirime yardımcı olacağını umarak, çünkü birazcık fazla yedik her zamanki gibi. Biraz yürüyelim dedik. Hava çok güzel ve çok özlemişim gerçekten. Ve pembe maskem. Evde maskem bitmişti. Annem verdi bunu bana. Pembe maske nedir ya? Diyoruz şimdi. Birazdan daha alacağız. Bugünlük bu kadar. Öpüyorum hepinize. Yarın görüşürüz. Pembe maskemle günaydın. Evet, aynı maskeyi kullanıyorum diyormuşum. Şimdi dünkü randevuyu gerçekleştirdik. Geldim Apple'a. Bir problem yokmuş. Sadece güncelleme ile alakalı bir hata varmış. Çok şükür seste bir problem yokmuş. Bana Mirel geldi. Almir'le görüşmeye. Şimdi eve doğru yine başka bir düldülü alıp, bakın şöyle gösteriyorum. Hop. Kameram kafayı yedi. Durun. Tamam ya, evet. Başka bir düldül buldum. Şimdi buna binip eve gideceğim. Orada çekime devam edeceğim. Almir ve Mirel gerçeğiyle tanıştığımızda inanamayacaksınız. Merve bir videolar attı. Almir Mirel'e küstürüp sarılıp barıştırıyormuş. Tam bir pis. Tam bir erkek değil mi be kızlar? Küstürüp barışıyormuş. Ama gidince konuşacağım onunla. Görecek o günlüğünü. Nasıl gidiyor? Mirel iyi ki bize gelmiş değil mi? Evet, biz de iki çocuk. Siz iki çocuk musunuz? Evet, biz iki çocukuz. Mirel çok tatlı bir çocuk değil mi? Ben ona hayır dedim. Dememişsindir ya. Demiyorum. Ah! Açır mısın? Açır mısın? Ama bunu nasıl yapacaksın ki? Bu ara sıkacağım bu yukarı. Boyayacağım. O benim. Tamam, bir saniye. Tamam, o da olur sana. Açır mısın? Tamam, açayım dur. Açıyor. Açık zaten. Tamam, çok azıcık sürelim. Evet, şimdi... Hayır, burada papa yok. Ooo, tatlı zamanı gibi sanki. İki obur, sizi şimdi Mirel ve Almir gerçeğiyle tanıştırıyorum. Sanat gibi yemek yiyen iki çocuk. Ben sen yapabilirsin. Bak, Mirel yapıyor. Hadi bakalım, eline de yiyebilirsin. Beğendiniz mi pastayı? Evet. Güzel mi Almir? Evet. Aa, afiyet olsun. Oh! Sen sevdin mi pastayı Almir? Güzel miydi? Bundan sonra böyle haftada bir gün ayarlasak mı acaba? Ha? Beraber bir görüşme. Ne dersiniz? Gelir misin bize yine Mirel? İkinci dilime geçmişsiniz. Pasta. Yağma nedenle. Sen yaptın da annemkini. Her fırsatta yardım. Niçin yavrusu, yavrusu. Günaydın. Şimdi birazdan ablamlar gelecek. Ben de ufak tefek bir şeyler hazırlayacaktım. Hazırlamaya başlarken dedim ki neden bunu çekmiyorum? O yüzden sizin için şimdi böyle ufak çaplı küçük böyle bir kahvaltı hazırlayacağım. Onu çekmeye başlayacağım. İnşallah beğenirsiniz. Böyle evde daha yeni geldiğim için çok fazla bir şeyim yoktu. Hemen girdim. Birkaç marketten yakınlardaki şarküterilerden peynir falan söyledim. Şimdi bir peynir tabağı hazırlayacağım. Ondan sonra onun dışında kruvasanlar falan sipariş verdim. Bröt diye bir markanın, onu göstereceğim size. En sevdiğim bardak, sunum, kase, hepsi olarak kullanılıyor. Ne olmuş ya? Neydi şimdi bu? Allah'ım kesmeyeceğim. Ben ne zaman video çekmeye başlasam Musti gerçekten Musti bir video killer. Etrafta görünüyor. Neyse. Kahvaltıyı bunlarla hazırlayacağım. Bunlar Monolog Stories diye bir marka var. Damgalarını göstereceğim. Hem espresso içebiliyorsunuz, hem kahvaltı için sunumluk olarak kullanabiliyorsunuz. Ne isterseniz yapabiliyorsunuz. Başlıyorum. Ben ilk önce çiçekle başlayacağım. Dün bana Mirel gelmişti biliyorsunuz. Bu çiçekleri Mirel getirmişti. Şimdi bunları açacağım. Bir güzel şuradaki vazoma koyacağım ve masanın kenarına bunu alacağım. Oradan başlamak istiyorum. Biraz daha sohbet ederek devam edeceğim. İnşallah sıkılmazsınız izlerken. Biliyorsunuz yine uzun bir süre İstanbul'a gelmeyeceğim deyip 10 gün sonra geldim. Burada birkaç işim vardı. İşte bu hafta bir işim. Ondan sonraki bir hafta için böyle hepsini dedim ki gelmişken birleştireyim. Öyle olunca da gelmiş bulundum. Birazcık uzun kalacağım. Bir ay kadar kalacağım. Bakalım nasıl geçecek. Yani şimdi böyle konuşuyorum ama çocuklu olunca insan öyle konuştuğu gibi olmuyor. Şu an için bir ay hesaplıyorum. Bu 3-4 Aralık'ta bir kermesim olacak. Baksanıza çok güzel ama
Tamamdır. Çiçek hazır. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Şimdi peynir bölümüne başlıyorum. Peynir bölümü olarak bunu kullanacağım. Ayaklı bir McKenzie çayızı. Bir standı. Ayaklı olmasını istemem sebebi bunlar hep çok küçük olacak ya. O yüzden bu onlar da yukarıda olsun. Bunlar da böyle pıtı pıtı aşağıda olsun istediğim için ayaklı bir ürün kullanacağım. Şimdi normalde böyle tabii ki hazır peynirler kullanmam ama bugün daha yeni geldim ve evde gerçekten hiçbir şeyim yok. Öyle olunca hazır şeylere gittim. Ben gerçekten hazırlamayı, sunmayı, yedirmeyi çok seven bir insanım. Şöyle üstün körü birazcık bir şeyler yapacağız. Bakalım inşallah güzel olur. Çiçek he. Görüyor musunuz? Kırdım. Bir şey ağlayacağım. Şu an yaşadığım şeyi anlatmaya kelimeler yetmeyecek. Tripodumu doğru düzgün ayarlayamamışım. Düştü ve gerçekten hani oh no, oh no. Neyi sevdiğim. Ağlayacağım galiba da kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. Kasem kırıldı ama çok muntazam kırıldı. Acaba bunu kinik sümüne öyle bir şey var ya böyle. Ben bunu birleştireceğim ya. Daha fazla zarar vermeden devam ediyorum. Bu arada peynir tabağı sunucusu falan değil. Şimdi birileri çıkıp o ne be öyle mi peynir tabağı hazırlar diyebilir. Çünkü gerçekten haklılar. Ustası değilim bu işlerin. Yapıyoruz bir şeyler. Yeter artık ya. Kırmayayım yani değil mi? Daha fazla bir şeyler kırmamalıyım. Bu peynirleri böyle gerçek bir yeni gelin sunumuyla döndürüp döndürüp koyacağım. Ama neden olmasın ki? Düzgün dursun. Yeter ki. Şu an o kadar bakir bir gün ki evdeki hiçbir şeyin olmadığı. Peynirler var. Onu da tek bir şarkıda ben söylediğim için Allah'tan var. Böyle yanına işte küçük reker gibi bir şeyler. Nar gördüm dedim ki şöyle bir nar alayım da ortasına kesip koyarım. Güzel durur. Bunun etrafını çıkarmayacağım. Havalı duruyor böyle sarı falan. Havalı duran şeyi böyle koydum. Bunlar böyle pıtı pıtı. Birazcık pastırma koyalım. Şuraya şunu koyacağım. Bunun içine birazcık ceviz falan bir şeyler koyarım. O öyle dursun istiyorum. Böyle de bir nar koyayım. Bakın üstten iyi duruyor sanki ha. Evet sıra geldi şimdi diğerlerine. Diğerleri kolay iş. Tripodu bir daha düşürüp her şeyi kırmazsam. Bakın çiçeğim doğdu. Şimdi direkt reçeller. Bu arada bu monolog stories hikayesi şöyle aslına bakarsanız. Her perşembe satışa çıkıyor ve hepsi sınırlı sayıda. O yüzden ne yakaladıysanız yakaladınız. O yüzden böyle tekli tekli falan filan şeyler var. Hepsi aslında birbirine yakındı. Yeşil en güzeliydi kırdım. Yani şimdi bir tane bunu söyleyeceğim. Hodan'ı biliyorsunuz. Hodan'ı geçen blog koymuştum hatta. O bir Hodan dükkan diye servisleri var. Böyle bunun gibi kahvaltılık salça diye geçiyor. İçinde Gaziantep salçası, Antakya zahteri, ceviz ve baharat var. Gaziantep menşeli bir ürün. Güzel mi güzel? Beyaz bir kaba koyacağım. Buna koyayım. Kırmızılı falan. Zeytinyağı şu maviye koymak istiyorum. Hadi bakalım. Bu çok güzel bir gül reçeli. Ben kalp gül reçelleri. Çok güzel bir şeftalim var. Şeftalisini buna koyacağım. Sulu gibi olmuş. Evet sulu gibi olmuş. Annem bilmesin reçeli annem yaptı. Annem reçeliyle sulu dediğim için beni yer. Ama olmuş anne ne yapayım? Biraz bal koyalım. Şu koyacağım fındık ezmesine Mustafa bayılıyor. Bunu babam alıyor bir yerden. Erenköy'den bir yerden Mustafa için. Şimdi o da var. İstanbul'da binde bir evde kahvaltı yapmak şerefine nail olacak. O yüzden son olarak bunu da koyuyorum. Çok güzel olmadı mı? Böyle kahvaltı için tam boyutları. Yani gerçekten müthiş uyuyor. Her şey için kullanabiliyorsunuz. Kendisi de zaten sitesinde bahsediyor kullanımı. Çok güzel bir turunç reçeli sipariş vermiştim. Son olarak şu maviye de onu koyacağım. Şeker ilavesiz turunç marmeladı diye geçiyor. Bak şöyle. Gördünüz mü? Bunu böyle böyle koyacağım. Bir de Hoda'nın üzüm pekmezinden kullanacağım. Ürgüp menşeli ürün bu da. Ürgüp bizim oralardan. Kayseri'den. Yalnız şöyle sadece pekmez koyacağım. Neden diye soracak olursanız şu an evimde bir tek çifte kavrulmuş tahin var. Ve Mustafa da pekmezi tek yiyebilen insanlardanız. Bal gibi birazcık daha. Uf. Harika. Bembeyaz kabuğuma nasıl yakıştı. Evet şimdilik bu kadar. Şimdi salatalık ve söğüş gibi olan çayını hazırlayacağım. Şimdi olarak söğüş içinde bunu koyacağım. Yeter artık bir şey kırmayayım. Bunları bilerek böyle yapıyorum bu arada. Çünkü Almir çok seviyor. Ve gidip gelip alacağı için tane tane olduğunda çok hoşlanmıyor. Biz de onun sayesinde artık tamamen bu şekilde yemeye alıştık. Günaydın anne. Günaydın anneciğim. Oh, 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 oh
bir de bunları göstereceğim. Bu ekmeklerimi hep aldığım yerden sipariş veriyorum. Bröt diye bu isli lor. İnanılmaz bir şey. Bu da 8 kilo garantili otlu tereyağı. Muazzam. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında İstanbul'da olanlar için Getir'de bence her türlü ulaşabilirler diye düşünüyorum. Getir Yemek'te bröt var. Nişantaşı'nda da mağazaları var. Caddede de oraya yakın olanlar alabilir. Şimdi kruvasanlarını çıkartıyorum. Masaya yerleştiriyorum. Birazdan masada görüşürüz. En sevdiğim 3 kruvasanı. Bu bademli, içinde marzipan gibi bir dolgusu var. Bu elmalı, bu bir elmalı. Evet, elmalı crumble gibi. Bunun içinde de cheddar ve sosis var. Ta-da-dam. Herkese yine büyük ihtimalle aynı videonun içinden günaydın. Gözlüğümü çıkaracağım. Çıkarayım mı? Çıkarmayayım mı? Ben gözlüğümü çok seviyorum. Bir kısım hiç sevmiyor. Bir kısım çok seviyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne yapıyorum? Şimdi Nişantaşı'na gidiyorum. Gidiyoruz. Onunla birlikte. Orada ufak bir işim var. Bir şey almıştım. Onu küçültmem gerekiyor. Onun için geçeceğim. Oradan sonra kuzenimin, canım Havva ablamın, bu arada onun müthiş bir gümüş mağazası var. Markası var daha doğrusu. Onu da hemen Eve Home diye geçiyor. Onu da hemen bir, böyle pıt pıt bir yerlere koyacağım. Sayfasını inceleyin, aşık olacaksınız. Sonra bu Havva ablam benim Vişnezade'de oturuyor. Dünyanın benim için gerçekten bence İstanbul'un en güzel evinde oturuyor. Bir manzarası var. Yani yazın, kışın, yağmurda, çamurda, güllükte, güneşlikte, karanlıkta, havada, karada, yani aklınıza gelecek her yerde müthiş bir ev. Sonra Nişantaşı'ndan çıkıp Vişnezade'ye gideceğim Havva ablayı görmeye. Çünkü onu uzun zamandır görmüyorum. Güzel bir kahve içeceğiz. En sevdiğim kekinden yapmış. Öyle bir Havva ablamı göreceğim. Oradan sonra çıkacağım, Mandarin'e geçeceğim. Yeren açılmış, ben yoktum burada açıldığında, Kayseri'deydim. Yusra ile birlikte böyle güzel bir öğleden sonra falan filanı yapacağız. Yemek yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Momikov var, belki birazcık oraya gidebiliriz ya da otelin kendi içinde durabiliriz falan, bilmiyorum. Akış nasıl olacak çünkü daha önce gitmediğim için. Anlayacağınız bugün böyle oradan buraya, buradan buraya falan filan bir video olacak ama elimden geldiği kadar bol bol çekeceğim. Tam anlamıyla bir vlog olacak. Çocukları yine anneme bıraktım. Çok şükür dadımız geri geldi. Terki diyar eyledi evine. O yüzden daha rahatım. En azından annem birini aldığında diğeriyle biri falan derken. O yüzden şansımı sonuna kadar, diplere kadar kullanacağıma inanıyorum. Diyoruz bakalım. Yok, kameramın da şarjı %32 falan. Harika. İddialı olduğum bir günde. Ama Havva abla da şarj. Hiç merak etmeyin. Bugünü bensiz bırakmayacağım. Sizi bensiz hiç bırakmayacağım. Ben şimdi geldim. Şöyle direkt buradan başlayacağım. Evin etrafı tamamen cam ve yani baktığı manzarayı göstereceğim. Direkt şurası Eminönü falan. Şuraya bakar mısınız? Burası en sevdiğim oturma yeri. Oturup bütün gün böyle izle etrafı. Gerçekten aşığım. Benim için hemen hazırlamış bir şeyler. Buradaki manzara, kahvelerimiz hazır. Biz şimdi birazcık sohbet edeceğiz, kahve içeceğiz. Sonra sizi tekrardan akışa davet edeceğim. Öpüyorum hepinizi şimdilik. Ha bu arada bunların hepsi Havva ablanın markasının ve yani hani inanılmaz şeyler var. Ben onun da linkini koyacağım ya da işte sayfa ismine girip inceleyebilirsiniz. Afiyet olsun hepimize. Sonunda ikinci rotamıza geldim. Üçüncü hafta dediğim gibi Nişantaşı'nı hallettim. Sonra zaten gösterdim. Havva ablaya uğramıştım. Oradan çıktım. Şimdi Yusra'nın yanına geldim. İlk defa geldim ve çok beğendim. Ben şimdi çok zorluyorum. Bana insanlar yazıyor. Şimdi bir dakika. Önce biraz etrafı dolaştıracağım. Gezdiriyorum arkadaşlar sizi. Dışarısı aşırı soğuk. Biz dışarısının bir içindeyiz. Ona rağmen gerçekten çok soğuk. Tatatam. Çok güzel. Her şeyi bilen adam. Sizi arkadaşım Yusra ile tanıştırıyorum. Yusra. Merhaba. Öncelikle her şeyden önce bir şunu soracağım. Bir sürü insan bana mesaj atıyor. Diyor ki Yusra niye bizim isteklerimizi kabul etmiyor? Arkadaşlar Yusra biraz daha böyle kitli, biraz daha sakin bir Instagram hesabı kullanıyor. Hiç kimseye kabul etmiyor. Lisan seçtiğim ben değilim. Evet. Only Friends diyebilir miyiz? Ama hiç merak etmeyin. Ben onu bol bol çekeceğim. Yusra'yı merak edenler beni izleyebilir. Alta hashtag giriyormuşum. Hashtag. Şimdi geldik, birazcık tatlılarımızı göstereyim. Ben bunu sabahtan beri yiyorum. Bunun sonu nereye varacak bilmiyorum ama böyle. Yusra'cığım biraz YouTube videolarımı izliyor musun? Hepsini izlerim. Beğendin mi? Evet.
Teşekkür ederim. En büyük destekçilerimden bir tanesi kendisi olur. Bizim çocuklar, iki çocuk da, onun iki kızı, benim iki oğlum var. İkisi de hep birbirine yakın şekilde büyüyor. O yüzden böyle Yusra gerçekten kader ortağı. Sizin yani, yeğeniyle evet, o iki süreci de işte hamilelikte, ondan sonrasındaki çocuk bilmem falan. O bütün süreçleri hep birlikte geçiriyoruz. Şimdi de artık ya 10 çocuk, gerçi 2 numara olmuş şu an 1,5 yaşında falan, çok daha büyüdüğü için çok daha rahat. Öyle Yusra kadim dostum kendisi. Merak ettiğiniz için onu bir çekeyim dedim. Ben yokken olanlar hakkında konuşacağız. Şimdilik görüşmek üzere.